Makine dinamiği, Lagrange hareket denklemi 6. örnek. Şekilde görüldüğü gibi bir paketleme makinesi için kullanılan İskoç boyunduruğu mekanizması var. 1 bölü 10 ölçeğinde verilmiş. İkinci uzuv, üçüncü uzuv ve dördüncü uzvun kütle merkezleri sırasıyla A, B, C, D olduğu ifade ediliyor. 2 numaralı uzvun kütlesi burada. 3 numaralı uzvun kütlesi bu noktada ve 4 numaralı uzvun kütle merkezi ise bu noktada olduğu söyleniyor. Uzuvlar arasındaki boşlukları ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunu varsaymamız isteniyor. Mekanizma dikey düzlemde yer çekimine maruz kalıyor. 4 numaralı uzvun üzerinde tetanın bir fonksiyonu olarak şekilde görüldüğü gibi F1-4 kuvveti etki etmektedir. Şurada görüyorsunuz H noktasını etki eden bir F1-4 kuvveti var. F1-4 kuvveti grafik olarak bu şekilde verilmiş. Yani matematiksel olarak F1-4 kuvvetini ifade etmeniz gerekirse 0 nereye kadar? Theta 0'dan büyük ve eşit, i'den küçük ve eşit oluncaya kadar. Ve daha sonrasında ise artan bir kuvvete sahip. Yani 500 çarpı theta eksi pi bölü elbette bu aralıkta gördüğünüz gibi pi olacak demektir. Yani eğimini bulduk. Bu da theta pi'den büyük veya eşit, 2 pi'den küçük veya eşit olabilir. Böyle bir matematiksel olarak F1-4 kuvvetimiz var. Sürtünme ve sönümleme kuvvetlerinin ihmal edilebilecek kadar küçük olduklarını varsayacağız ve hareket denklemini belirleyeceğiz. Gördüğünüz üzere 2 numaralı uzvun kütlesi verilmiş, 4 numaralı uzvun kütlesi, 3 numaralı uzvun kütlesi ve kütle atalet momentleri verilmiş. Hesaplamalarda kullanırken kısaltmalar için DB mesafesini Y olarak alacağız. Yani şu mesafeyi Y olarak isimlendirebilirmişiz. DC mesafesini A4 olarak alacağız. Dolayısıyla şu mesafeyi A4 olarak kabul edeceğiz. CH mesafesi B4 alabilirmişiz. Şu mesafeyi B4 olarak alacağız. AB uzvunu A2 ile ifade edecekmişiz. Ve AD uzvunu da X ile. D dediğimiz aslında 4 numaralı uzun üzerindeki hayali bir nokta. Yani şu mesafeyi elbette yani B noktasının iz düşümünü olarak alabilirsiniz. Üzerindeki buraya da X mesafesi diyoruz. Bu problemin hareket denklemini çıkartacağız. Bunun için Lagrange fonksiyonunu elbette belirlememiz gerekecek. Lagrange fonksiyonu içinde kinetik enerji ve potansiyel enerjiyi yazacağız. Bu mekanizmanın kinetik enerjisi 2 numaralı uzvun kinetik enerjisi artı 3 numaralı uzvun kinetik enerjisi artı 4 numaralı uzvun kinetik enerjisi çünkü hareket eden uzuv söz konusu. 2 numaralı uzvun kinetik enerjisine baktığımızda sadece dönmeden dolayı oluşan bir kinetik enerji var. Ağırlık merkezi bu noktada olduğuna göre öteleme yapmıyor demektir. Ve bu durumda da 1 bölü 2 kütle atalet momenti dönme eksenine göre, A noktasına göre ya da ağırlık merkezine göre çarpı theta dat'ın karesi ya da açısal hızın karesi artı 3 numaralı uzvun kinetik enerjisi. 3 numaralı uzvumuz şurada da gördüğünüz gibi B noktası ki ağırlık merkezinin hareketini düşüneceğiz. Bu noktanın hızını düşüneceğiz. Bu noktanın hızı biliyorsunuz buraya x olarak isimlendirmiştik. Bu bölümü de y olarak isimlendirdiğimize göre bu noktanın hızı x ekseninde bir hız ve y ekseninde bir hız olacak demektir. Diğer bir deyişle v b hızı vektörel olarak VBX hızı i yönünde artı VBY yönünde bu da J yönündeki bileşeni olacak demektir. X yönündeki bileşeni nedir? Elbette X'in zamana göre türevi. Dolayısıyla bu ifadeye X dat diyebiliriz ve bu ifade de Y dat olacak. Biz ise bu noktanın hızının karesini yazacağız. Çünkü 1 bölü 2 m3
çarpı VB'nin karesi. VB'nin karesi. VB'nin karesi neye eşit olacak? VB'nin karesi ise X dat'ın karesi artı Y dat'ın karesi şeklinde olacak demektir. Bu cisim 3 numaralı uzuv sadece öteleme yapıyor. Dönü hareketi söz konusu değil. Dolayısıyla kinetik enerji dönüden dolayı oluşan kinetik enerjisi yok. Artı 4 numaralı uzuvun kinetik enerjisi. 4 numaralı uzuvda gördüğünüz gibi sadece kayma hareketi yapabiliyor. O yüzden de bunun ise 1 bölü 2 m4 çarpı 4 numaralı uzvun üzerindeki herhangi bir nokta ki bu nokta D noktasının hızını biliyoruz. D noktasının hızı neye eşit? D noktasının hızı x data eşit. O halde C noktasının hızı da x data eşittir. Yani buradan da biz D noktasının hızın karesi diğer bir deyişle x dat'ın karesi şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi yeniden düzenleyecek olursak kinetik enerjiyi tüm mekanizmanın kinetik enerjisi 1 bölü 2 I 2 çarpı teta dat'ın karesi artı 1 bölü 2 M 3 çarpı x dat'ın karesi artı y dat'ın karesi artı 1 bölü 2 m4 çarpı x dat'ın karesi şekline dönüşmüş oldu. Bu denklemimizde bizim x dat'ı ve y dat'ı elbette teta'nın fonksiyonu olarak yazmamız gerekecek. Ki bunları kolayca x dat'ın fonksiyonu olarak yazabiliriz. Burada isterseniz vektör devre kapalılık denklemini kullanabilirsiniz. İsterseniz geometriyi kullanabilirsiniz. Buradaki verilen mekanizma basit bir mekanizma olduğu için doğrudan doğruya biz x'in ne olduğunu yazabiliyoruz. Dolayısıyla a2 çarpı kosinüs teta. Burada da görüyoruz. Ve y ise a2 çarpı sinüs teta. Bu mekanizmanın serbestlik derecesi 1. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla Lagrange denklemlerini yazarken genelleştirilmiş koordinat olarak da teta'yı kullanacağız. O yüzden burada x ve y'yi teta'nın cinsi olarak yazmaya çalışıyoruz. Teta ve teta dat'ın cinsi olarak yazıyoruz Lagrange fonksiyonunu. Buradan da eğer zamana göre türevini alacak olursanız a2 çarpı kosinüsün türevi eksi sinüs teta çarpı açısal hız ve y dat ise a2 çarpı kosinüs teta ve teta dat şekline dönüşmüş olacak. X datı ve y datı bildiğimize göre bunları yerine yerleştirecek olursak yukarıdaki denklem ve kinetik enerjiyi denklemimizde kinetik enerjiyi denklemimiz şu hale dönüşüyor olacak. 1 bölü 2 atalet momenti numaralı uzvun açısal hızın karesi 1 bölü 2 m3 eksi a2 çarpı sinüs teta çarpı teta datın karesi artı a2 çarpı kosinüs teta çarpı teta datın karesi artı 1 bölü 2 m4 çarpı a2 eksi a2 çarpı sinüs teta çarpı teta datın karesi. Bu denklemi yeniden düzenleyecek olursanız kinetik enerjiyi denklemimiz ortak paranteze alalım. 1 bölü 2 kütle atalet momenti artı M3 çarpı A2'nin karesi artı M4 çarpı A2'nin karesi çarpı sinüs kare teta çarpı teta dat'ın karesi şeklinde olacak. Dolayısıyla kinetik enerji denklemimiz de bu imiş. Bu verilen mekanizmanın.
Potansiyel enerji denklemini yazacağız. Bunun için bir referans eksenine ihtiyacımız var. X eksenini referans ekseni olarak kabul ettiğimizi varsayacak olursanız ki elbette biliyoruz bu mekanizma yer çekimine maruz kalıyor. Dolayısıyla G ise X'i Y yönünde olacak demektir. Potansiyel enerji ise bakın bu uzvun, 2 numaralı uzvun ağırlık merkezi burada. 4 numaralı uzun ağırlık merkezi burada, referans ekseninde. Sadece 3 numaralı uzun yer çekiminden dolayı oluşan potansiyel enerjisi oluşacak. Bu durumda potansiyel enerji yer çekimine karşı yapıldığı için, yani şu B noktası x ekseninden yukarıya doğru kalmış gibi düşünüyorum şimdi. Bu da M, G, Y olacak. Yani buradan da M elbette 3 numaralı uzvun kütlesi M3 G çarpı Y ise A2 çarpı sinüs beta. Potansiyel enerjiyi de artık gördüğünüz üzere teta'nın bir fonksiyonu olarak yazdık. O halde Lagrange fonksiyonunu yazabiliriz. Lagrange fonksiyonumuz ise 1 bölü 2 I2 artı M3 çarpı A2'nin karesi artı M4 çarpı A2'nin karesi çarpı sinüs kare teta çarpı teta datın karesi eksi M3 çarpı G çarpı A2 çarpı sinüs teta şeklinde olacak. Lagrange fonksiyonunun uçsal hıza göre olan türevini alacak olursak 1 bölü 2 I2 artı M3 çarpı A2'nin karesi artı M4 çarpı A2'nin karesi çarpı sinüs kare teta çarpı teta datın türevi bu da 2 teta dat yapacak. Şuradan ikiler birbirine sadeleştirecek. Ve bu ifadenin zamana göre türevi ise eşittir. Şuradaki ifadenin türevi. Önce teta datın türevini alalım. Dolayısıyla 2 artı M3 çarpı A2'nin karesi artı M4 çarpı A2 karesi çarpı sinüs kare teta çarpı teta 2 dat yapacak artı sinüs kare teta'nın türevini alacağız. Dolayısıyla değişkenimiz o. Buradan da M4 çarpı A2'nin karesi çarpı 2 çarpı sinüs teta ve sinüs teta'nın türevi kosinüs teta çarpı teta dat. Yine Lagrange'ın teta'ya göre türevi ki burada hem bu terim var hem de bu terim var. 1 bölü 2 M4 çarpı A2'nin karesi çarpı 2 çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta çarpı teta datın karesi eksi M3 çarpı G çarpı A2 çarpı sinüsün türevi de kosinüs teta. Genelleştirilmiş tork bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla genelleştirilmiş tork elbette bu mekanizma bir motor tarafından tahrik edilecek. Şöyle yapalım. Dolayısıyla bu motorun torkunu bulmaya çalışıyoruz. Genelleştirilmiş tork elbette teta yönünde. Bu genelleştirilmiş tork ise P1-4 kuvvetimiz var. Gördüğünüz üzere sistemin üzerine etki eden ve skalar çarpım bu kuvvetin etki etmiş olduğu noktanın yani RH noktasının yine teta'ya göre kısmi türevi artı ve sistemin üzerinde bir tork söz konusu. Dolayısıyla tork yine skalar çarpım torkun etki etmiş olduğu genelleştirilmiş koordinat vektörel olarak bölü genelleştirilmiş koordinata göre bizim
genelleştirilmiş torkumuzu verecek. Bu ifadede F1.4'ün vektörel olarak yazılması lazım. F1.4'ün yazmıştık, ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yön olarak burada şekilde de gördüğünüz gibi eksi i yönünde. Dolayısıyla eksi i diyeceğiz. Ve RH vektörü yani uygulama noktası. Uygulama noktası şurası. Bu nokta ise şöyle bir vektörle göreceğiz. RH vektörü. Buradaki RH vektörümüz, bakın x mesafesi yani a2 çarpı kosinüs teta. Sonra şu mesafe bize verilmişti. Burada da görüyorsunuz dc mesafesi a4 artı a4 ve şu mesafe. Bu mesafe de b4 olarak verilmişti. Dolayısıyla artı b4 ve bu vektörün yönü de gördüğünüz gibi A noktasından H noktasına doğru yani İ yönünde. Ve bu tork, torku yazacak olursak bunun şiddeti to olacak. Tabii ki pozitif Z yönünde oluyor ve theta Q yani koordinatın dönüş yönü de pozitif K yönünde olmuş vektör olarak yazacak olur. Bunu da diyelim ki theta k yönünde olur. Bunların kısmi türevleri gerekiyor. Kısmi türevlerini bulalım. Yani del rh vektörünün del tetası eşittir. Zaten sadece şu terimde söz konusu değişken. O da a2 ve a2 çarpı sinüs theta i yönünde. Ve del theta vektörünün del theta'ya göre türevi ise elbette k yönünde. Yani 1 demek. Bu ifade ile bu ifadenin skalar çarpımı bize o'yu verecek. Bu ifade ile bu ifadenin skalar çarpımı da bize f1.4 çarpı a2 çarpı sinüs theta'yı verecek. Yani q theta eşittir f1.4 çarpı a2 çarpı sinüs theta artı tork şeklinde olacak. Bu da genelleştirilmiş torkumuz. A noktasında elbette. Diğer bir de işte theta genelleştirilmiş koordinat yönünde. Bu denklemleri Lagrange hareket denklem içerisine yerleştirecek olursak mekanizmamızın hareket denklemi şu şekilde olacak demektir. Kütle atalet momenti 2 numaralı uzun artı m3 çarpı a2'nin karesi artı m4 çarpı a2'nin karesi sinüs kare teta çarpı teta 2 dat artı 2m4 çarpı a2'nin karesi çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta teta dat kare ve eksi elbette eksi m3 çarpı g çarpı a2 çarpı kosinüs teta artı m4 çarpı a2 çarpı a2'nin karesi çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta çarpı teta dat kare eşittir b1.4 çarpı a2 çarpı sinüs teta artı tork. Bu denklemde düzenleme yapabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi şu ifadeyle şu ifade. Dolayısıyla şunu yok edecektir. Buradan denklemimiz I2 artı M3 çarpı A2 karesi artı M4 çarpı A2'nin karesi çarpı sinüs kare teta çarpı teta dat artı M4 çarpı
A2'nin karesi çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta datın karesi artı M3 çarpı G çarpı A2 çarpı kosinüs teta eşittir. B1 4 çarpı A2 çarpı sinüs teta artı şekline dönüşecek. Bu denklemi biraz daha düzenleyebiliriz demiştik. Yani şu şekilde yazabiliriz. J eşdeğer R çarpı eta 2 dat artı C eşdeğer eta datın karesi eşittir Q eşdeğer şeklinde. Burada J eşdeğer dediğimiz aslında şurada da gördüğünüz gibi şu ifade I2 çarpı I2 artı M3 çarpı A2'nin karesi artı M4 çarpı A2'nin karesi çarpı sinüs kare eta. C eşdeğer ise gördüğünüz gibi şu ifade M4 çarpı A karesi çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta ve Q eşdeğer ise F1 4 çarpı A2 çarpı sinüs teta artı fork eksi M3 çarpı G çarpı çarpı kosinüs oluyor. Daha önce de söylediğimiz gibi burada J eşdeğer dediğimiz eğleyici tahrik elemanı sürücü ya da motorun eksenine indirgenmiş yani şu eksene indirgenmiş kütle ya da kütle atalet momenti ki burada kütle atalet momenti oluyor artık. C eşdeğer dediğimiz şu ifade ise Coriolis ve veya merkezcil terimlerin eşdeğerini gösteriyor. Q eşdeğer dediğimiz ise yay, sönümleme, eğleyici varsa tabii bunlar ve dış kuvvetlerin torklarını gösteren eşdeğer tork ya da kuvvet. Burada tork oluyor elbette. Yine bu eksene göre. Yani aslında bu verilen mekanizmi eşdeğer konumuna getirmiş oluyoruz. Şu eksene. Artık bu mekanizmanın hareketini anlamak için bu hareket denkleminin çözülmesi gerekiyor. Ki bu hareket denklemini gördüğünüz üzere doğrusal olmayan bir diferansiyel denklem ve homojen olmayan bir diferansiyel denklem. Bu tür diferansiyel denklemlerin çözümü için de sayısal yöntemi kullanıyoruz. Sayısal yöntemlerin konusu bu makine dinamiği dersinin konusunun dışında. Dolayısıyla nümerik ile ilgili olarak birçok ders kitabı mevcut. Bunlara bakabilirsiniz. Ayrıca günümüzde bilgisayarların bu tür denklemlerin çözümü için herhangi bir programlama dilinde kütüphaneler olabildiği gibi diferansiyel denklemlerin de çözdürebileceğiniz hem ücretli hem de ücretsiz programlar bulmak olası. Dolayısıyla onlardan bir ya da birkaçını kullanarak siz de bu hareket denklemlerinin benzetimlerini yapabilirsiniz. Ne ifade etmek istediğini görebilirsiniz ve benzetimlerini de yapabilirsiniz.